Herkese merhaba, Molekül Kafe'deyiz. Molekül Kafe'den Hasan Işık ben. Bugün Dünya Soğuk Çay Günü. Dolayısıyla size çaylardan, soğuk çaylardan ve bunların tarihlerinden bahsedeceğiz. Şimdi başlayabiliriz. Bugün size çay çeşitleri neler, soğuk ve sıcak çay neler, nasıl demlenir, çeşitleri neler? Bunlar hakkında hem size bazı tarifler vereceğiz hem de bazı bilgiler vereceğiz. Şimdi birincisi çaylarımızı soğuk ya da sıcak demleyebiliriz. Peki çay ne? Çay dediğimiz şey bir çay bitkisi, başlı başına adı çay olan bir bitki. Bildiğiniz üzere Rize'de özellikle de ağırlıklı Doğu Karadeniz bölgesinde bizim de Türkiye'de yetiştirilen çay bitkisi. Bunun dünyanın çeşitli yerlerinde yetiştirildiğini de biliyoruz. Bunun haricinde aynı demleme metoduyla demlenen pek çok bitki yaprağı ya da bazı meyvelerin çay olarak demlendiğini de biliyoruz. Bütün bunların genel adına tüm dünyada çay deniyor. İngilizcesi işte tea, her dilde bir karşılığı var. Kahveden de ya da pek çok içecekten de tarihinin çok daha eski dayandığını biliyoruz. Özellikle Uzak Doğu bu konuda merkezi diyelim. Çin, Japonya, Sri Lanka ve Hindistan bu merkezlerden ilk aklıma gelenler. Bir çay demleyeceksek sıcak ya da soğuk içmeyi isteyeceğiz. Dolayısıyla sıcak çay nasıl demlenir, kaç derecelerde hangi yöntemlerle demlenir? Bu hep tartışma konusudur. Kimisi üzerine dökmeyeceksin sıcak suyu der. Kimisi sıcak suyu önden dökeceksin, çayı üzerine dökeceksin der. Aslında bunların hiçbirinin bir anlamı yok. Asıl anlamlı olan 7.2 civarında pH değeri olan, yani saf su ayarında sağlıklı bir suya mutlaka ihtiyacımız var. Sonra da suyun sıcaklığının asla kaynar derece 100 derece olmaması lazım ki çayımızı yakmayalım. Soğuk demlemelerde de yine suyun bu özellikleriyle beraber yine ısı derecesi önem kazanıyor. Soğuk demleme çeşitlerini birazdan gireceğiz ama elimizdeki çay çeşidine önce hakim olmalıyız suyun yanı sıra. Örneğin elimde Japonya'nın yeşil çayı olan Sencha var. Sencha siyah çaya dönmeden önce fermantasyonu bitirilmiş bir çay demek. Yeşil çay, çay bitkisinin yeşil hali. Dolayısıyla da bu çayı hangi derecelerde soğuk ya da sıcakta çözmeliyiz. Bunu biliyor olmamız lazım. Sıcak olarak eğer sen çayı demlemek istiyorsak yaklaşık olarak 70-80 derece arası bir demleme sıcaklığı yeterli. Tabii bu 10 derecelik aralığı neye göre veriyoruz? Mevsime göre. Yaz aylarında ortam sıcaklığı farklı olacak, kış aylarında farklı olacak ya da yaşadığımız coğrafyada nem oranları değişebilecek. Sonuçta çay bu ısılardan ve dış koşullardan etkileniyor. Genellikle de çay alırken mutlaka orijinini bilelim ve özellikle de taze hasat çayları tercih edelim. Bu şekilde çayımız demlenirken, soğuk ya da sıcak demlenirken hiçbir zaman tozlanmaz. Ve bize kaç derecede demlememiz gerekiyor, kaç gram çay kullanmamız oran olarak ne kadar çay kullanmamız gerektiğine ilgili bazı temel bilgiler verecektir ambalajda. Örneğin bu elimdeki Amerika'da bir arkadaşımın bana daha dün getirdiği bir çay. Ve bu şirketin politikasına göre izlenebilir ve sürdürülebilir tarım politikaları ve dolayısıyla da ticaret politikalarına göre bir satış politikası izlenmekte. Dolayısıyla da ben bu paketi aldığım zaman bu yeşil çayı üreten kişileri ve çiftçileri öğrenebiliyorum. Bu pakette de üzerinde 80 derecede demleyebilirsiniz şeklinde bir şey var ve maksimum demleme süresi de bir üçüncü etken. 1-2 dakika kadar demlemeniz yeterli şeklinde bir bilgi var. Gördüğünüz üzere çay eğer çeşidini elimizdeki bitkiyi tanırsak ona uygun süre ve sıcaklığı ayarlayabiliyoruz. Ancak altın kural kesinlikle kaynar su olmayacak çünkü yakıyoruz. Aynı şey bitki çayları için de geçerli. Peki bitki çaylarında arayacağımız unsur ne? Bitki çayları bize geniş bir aralık sunar. Örneğin ananas ve hibiskus gibi kolay çözünebilen, yüksek şeker ihtiva eden, meyve şekeri ihtiva eden karışımlar bizim soğuk çay özellikle demlerken
ekstra bir şeker uygulamamızı gerek kalmaksızın tatlı bir demleme sunar. Dolayısıyla da eğer soğuk bir çay içeceksek iki şeyi soracağız kendimize. Bir, şeker oranımız ne olmalı? İkincisi de birazcık tokluk hissi vermesini istiyor muyuz? Bu iki soruya karşılık verdikten sonra eğer istersek kendimize blenderda önce çayı demledikten hemen sonra da blenderda başka meyvelerle, örneğin muz ya da ananasla birlikte bir kokteyl yapmamız mümkün. Bu şekilde hem tatlı olacak, hem meyve şekerini alacağız, hem de çayın kendi orijinal tatlarını da öldürmemiş olacağız. Soğuk çay demleme yöntemlerinde örneğin bir tane, birincisini varsayacak olursak hepimizin bildiği iced tea grubu. Iced tea grubunda bir soğuk demleme yapacaksak elimizde kalan veya bayatlamış bir siyah çayı bir limonla shakeleyerek ve buzla shakeleyerek soğuk çay haline getirebiliriz. Bu en pratik yöntem. İhtiyacınız olan şey ya bir shaker ya da bir blenderın içerisine biraz buz, biraz demlenmiş çay ve bir miktar su ile beraber limon ya da şeftali gibi kendi istediğiniz meyveler olacak. Bu en kolay yöntemi. Bir diğer demleme metodu, çözünme oranı daha düşük olan bir çayımız varsa elimizde sıcak demleyip onu soğutabiliriz. Sıcak su çayı maksimum derecede çözer. Dolayısıyla da içindeki maddeleri de çözer. Eğer asit yönünden, asidik asit ve sitrik asit yönünden, yani meyvemsiliği çok yüksek olan bir çaysa çok çabuk ekşime yapacaktır. Size tatlı bir sunum yerine biraz ekşimsi bir tat sunacaktır. Biraz mayalanma riski de olan bir duruma gelebilir. Dolayısıyla da tatmin seviyesi düşük olabilir. Ancak eğer yeşil çay gibi fermantasyonu az olan bir çay demleyeceksek, sıcak demleyip soğuttuğumuzda bu sıcaktan soğuğa geçiş aşamasında çayda lezzet kaybına uğramayacak. Dolayısıyla da gayet keyifli bir çay içmenizi sağlayabilir ve üstelik bu durumda buz kullanmanıza da gerek olmayacak. Yine birazcık meyve ya da sebze ekleyip detoks etkisi arzu ederseniz, demlendikten ve soğuduktan sonra yeşil çayın içerisine bir miktar salatalık koyarak kendinize böyle bir kokteylvari bir detoks içeceği oluşturabilirsiniz. Bir diğer yöntem, soğuk çay demlemede çok fazla yöntemimiz var. Bir diğer yöntem, cold brew demleme yöntemi. Bunu kahve demlerken kullanıyoruz. Hemen arkamda gördüğünüz standlar, cold brew demleme standları. Burada kahveyi damıtma yöntemiyle demliyoruz. Yine 7.2 civarında olan bir su, oda sıcaklığında su. İlk etapta bir miktar buz da kullanılabiliyor. Onun da kendine has reçeteleri var. Ev tipleri de var bunların. Ama eğer biraz daha profesyonel, daha yüksek bir porsiyon elde etmek istiyorsanız, daha yüksek litrelerde bir çay elde etmek istiyorsanız, imkanınız da varsa çaylarınızı cold brew standında da demleyebilirsiniz. Burada benim tavsiyem, olabildiğince fermantasyona uğramayacak, yani içerisinde meyve parçaları, kuru meyve parçaları olmayan çaylar tercih etmeniz. Çünkü demleme saatleri 20 saatleri, 24 saatleri çıkabiliyor bu tip demlemenin. Dolayısıyla da bu demleme aşamasında mikroküpler oluşabiliyor, fermantasyon oluyor ve ekşiyor, mayalanıyor. Burada size bir miktar sanki bozukmuş hissi de verebilir. Genellikle kırmızı orman meyvesi kuruları ya da o nar ağacı yaprağı, nar ağacı kabuğu gibi kırmızı meyve ağaçlarının çeşitli yerlerini, parçalarını ya da meyvelerin kendi kurularını kullanan blendler elinizde varsa bu tip demlemelerde çok ideal oluyor. Üstüne üstlük kırmızı rengi çok çabuk çözünen bir renk. Dolayısıyla da rengi de sizi tatmin edecektir. Yani demlemelerin, bütün bu demlemeleri bir diğer yöntemle kokteyl yapabilirsiniz kendinize. Onun için ihtiyacınız olan shaker ya da bir tane blender. Blender ne işimize yarıyor? Farklı maddeleri tortlarından ayırarak buzla çok çabuk karıştırabiliriz. Smoothie yapmadan, yani hayvansal herhangi bir gıda kullanmadan, süt ya da yoğurt gibi kullanmaksızın bu doyurucu sıvıyı elde etmemiz mümkün ve bunu çayla yapmak mümkün. Çay dünyası çünkü oldukça geniş
ve oldukça da eğlenceli. İstediğiniz her şeyin çayını yapabilirsiniz zira. Bir diğer yöntem, eğer elinizde bir tea bag ya da çay demlemenizi sağlayacak çift taraflı bir süzgeciniz varsa, o çift taraflı süzgece istediğiniz gramaj, örneğin 2 gram, 3 gram bir porsiyon için çay koyarak elinizdeki cam şişe ya da boyutuna göre bardağı, ama kapalı olmalı, oda sıcaklığındaki suyun içerisine koyuyorsunuz. Ondan sonra da buzdolabına kaldırmanız gerekiyor. Çünkü 17 derecenin altındaki ısılarda, yani o soğukluklarda infuse etkisi daha güçlü olmakta. Örneğin ben 25 gramlık bir elimde tea bag'im var. Bu 6 ya da 7 çeşit meyve, meyve ağacı yaprağı ve siyah çaydan oluşan bir blend. Dolayısıyla hem şeker hem kafein yönünden, hem de bazı yine meyve şeker, asitik asit gibi, sitrik asit gibi asitler yönünden güçlü olan bir blend. Bu soğuk derecelerde iyi çözünecektir. 1 litrelik suya 25 gramlık paketi attığımda onu yaklaşık olarak 8 saat demlenmeye bırakıyorum. Daha sonra 8 saat sonra içime hazır hale gelecek. Buzla birlikte servis ettiğinizde yeteri kadar bir aroma ve tatmin sağlayacaktır. Şimdi burada infused tea örneğini verelim. Gayet basit. Önünüzde demleyeceğiz. Biz bir taraftan konuşurken bir taraftan belki demlendiğini görürüz. Gördüğünüz üzere çok çabuk renk aldı. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi tortu kıvamına gelmiş bir miktar. Tea bag'in içerisinde bulunan tortu kıvamındaki partiküller. Onlar çok çabuk toz kıvamında olduğu için hemen çaya karıştı. Fakat demlenme sürdükçe onlar da suya iyice karışacak ve daha berrak bir görüntü olacak. Gördüğünüz üzere biraz daha yaklaştırıyorum kameraya görmeniz açısından. Şu an asidite oluyor. Gayet soğuk bir derecede, yani oda sıcaklığı ısısında bir süre demlememe rağmen çok hızlı çözündü. Bunun sebebi içerisinde bolca portakal kabuğu, limon kabuğu, hibiskus, ananas kurusu ve siyah çaydan oluşan güçlü bir blendin olması. Hem kafein hem de asitler yönünden ve aynı zamanda meyve şekeri yönünden zengin, tatlı, acı olmayan, oldukça da kompleks bir tat olacak. Ancak en az 3 saat dolapta, ki biz 8 saat tercih ediyoruz, 8 saat dolapta kalması lazım. Demlendikten sonra içerisindeki tea bag'i çıkarmamız gerekiyor. Onu çıkardıktan sonra bir gün daha dolapta hiçbir şey olmadan kalması gayet mümkün. İsteyen bunu bir buz kalıbına koyup ya da bir başka kaba koyup, cam olmaması gerekiyor, dondurup tekrar çözüp tüketebilir. Böyle yöntemler de mevcut. Şimdi bazı tariflerimiz olacak. En basitten biraz daha karmaşa doğru gideceğim. Şimdi en basiti, yani bir iced tea nasıl yapılır? Elimizdeki demlenmiş siyah çay, biraz limon ya da şeftali gibi tadını sevdiğimiz meyve ve biraz buza ihtiyacımız var. Tüm ihtiyacı olan bu üç şey. Şimdi bundan bir tane yapalım, ama tabii ki eğer blenderımız varsa buzları kırmak açısından ve iyi bir karışım elde etmek açısından shaker'la uğraşmadan çok pratik bir çözüm olacak. Şimdi onun tarifine başlayalım. Eğer isterseniz içerisine bir miktar şeker ya da bal ekleyebilirsiniz. Ben limonlu yapacağım. İçerisinde miktarda şeker eklememiz mümkün. Ya da bal da ekleyebilirsiniz. O da rafine şeker kullanmadan yapacağınız bir şey olacak. İyice karıştığından ve soğuduğundan emin olalım.
güzel bir ice tea'miz oluştu. Şimdi senin çayı sıcak demleyip onu nasıl bir soğuk çaya dönüştürebiliriz? Ve hatta içerisine bir miktar isteyeceğimiz bir sebze ya da meyve ile nasıl detoks haline getirebiliriz? Bir kokteyl tarzı güçlü ve güzel bir sunumla nasıl servis edebiliriz? Gayet basit bir tarif. Onu birlikte yapalım. Öncelikle 3 gram yani %50 fazla kullanıyorum. Evinde hassas terazisi olmayanlar için ki tavsiye ederim, hassas terazi her zaman lazım. 2 çay kaşığı sencha yani yeşil çay. Şu kadarcık bir yeşil çayımız oluşuyor. Minicik. Suyum yaklaşık 80 derece. 300 ml su uygulayacağım. 3 gram sencha'ya. Şu an ben buradan yaprakların nasıl açıldığını ve genişlediğini görüyorum. Şu an 45 saniye oldu ve yaklaşık mutlaka 2 dakikayı da göreceğiz. Çünkü yoğun çözülmesini istiyorum. Çünkü buzla bir miktar karışacak ve bir miktar da salatalık ekleyeceğim bu tarifimde. Salatalığın kabuğunu soymamız tercih. Yarım salatalık. Ama tabii ne kadar sulu olursa salatalığımız o kadar iyi. Şu an 3,5 dakika oldu. 3,5 dakikadır sencha demleniyor. Bayağı yoğun çözündü. Zaten 3 gram kullandık, fazlasıyla yeterli. 150-200 gram arası bir buz kullandım. Yarım shaker. Şimdi sencha'yı buzla çözeceğiz. Evet, yeteri kadar köpürdü. Buzlar eridi. Görseli güçlendirmek mümkün. Harika bir soğuk sencha. Bir başka tarifimiz ananas ve muzla infused tea'yi buluşturmak olacak. Infused tea'yi tekrar hatırlatalım. Oda ısısındaki bir soğuk suya, bir suya 25 gram yani 1 litre su için 25 gramlık bir tea bag içerisinde hibiskus, siyah çay, limon ve portakal kabukları gibi meyve çayı oranı yüksek bir blendim var, bir blend çayımız var. Bu blend çayımızı 1 litrelik suda demlenmek üzere dolaba kaldıracağız. Tabii biz burada videoyu hızlı anlatma ve anlam bütünlüğü açısından henüz kaldıramadık. Tatların şu an rengi aşağı yukarı oturdu gibi. Çok hızlı oturuyor fakat tatların oturması ve şekerlerin yeteri kadar çözülmesi için en az 3 saate, ideal olarak 8 saate ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan şey biraz ananas, biraz muz. Bu tarifi siz zenginleştirebilirsiniz. İçine bir sürü şey katılabilir. Bu gerçekten sonu olmayan bir yolculuk. Blenderımızın rahat parçalaması adına suyunu da salmadan olabildiğince kare şeklinde kestik, dilimledik. Eğer kullanacağınız muz bir miktar şekerlenmiş ve olgunluğu yüksek bir muz olursa daha rahat parçalanacak ve daha fazla katkı verecektir. Bunun için elinizdeki geçkin bir muz varsa bu iş için yemekten ziyade böyle bir şey için değerlendirebilirsiniz. Bunda buz oranı biraz daha fazla kullanacağım. Bir shaker'a yakın
Hemen hemen bir shaker kadar. Yani yaklaşık 300 gram kadar bir buz kullanacağım. Yaklaşık olarak 200 mililitre kadar, 200 ila 300 mililitre arası göz kararı bir infusi oranı var. Buzların tamamen kırıldığından emin olalım. Ananasın da iyice parçalandığından emin olalım. İstediğimiz kalınlıkta olabilir. Bunu isterseniz süzdürebilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ettim. Bugün Dünya Soğuk Çay Günü'ne özel bazı tariflerden yola çıktık. Çay nedir ondan bahsettik. Soğuk çay nedir ondan bahsettik. Ve bu güzel 3 tane her yerde uygulayabileceğiniz tarifler yaptık birlikte. Şimdiden afiyet olsun.